Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sarma içi nasıl yapılır? Hep beraber yapalım bakalım. Bir tane büyük soğanı güzelce doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurdum. Şimdi pirinçlerimizi koyuyoruz. Bir kase pirinç, orta boy kase. Şöyle biraz pirinci kavuruyorum. Sade olarak yağda. Tuz da koydum. Yaprağı dikkate alarak koyacağız tuzu. Yaprak tuzlu olabilir. O yüzden için tuzunu az koyuyoruz. Şöyle biraz kavrulsun iç pirinç. Bir yemek kaşığı biber salçası. Domates salçası. Bir yemek kaşığı. Nane. Kekik. Pul biber. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre. Şöyle bunlar da burada kavrulsun. Pirinçle beraber. Şöyle pirinçleri karıştıralım, yanmasın. Ara ara. Sonra hepsini birlikte karıştıralım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker koyuyoruz. Sarmalara güzel olur, zeytinyağlılara. Güzel tat katar. Biz de öyle yapıyoruz. İçini sıvı yağla yaptım. Pişerken zeytinyağı koyacağım tabii ki dolmaya. Güzel olur. Sıvı yağla, zeytinyağla karışık yapıyorum. Dolaptan bolca maydanoz. Şöyle. Maydanozla da karıştırdım mı? İçimiz tamamdır. Sarmaya başlıyorum. Biraz dinlendikten sonra. İsteyen dereotu koyabilir. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Şimdi sarma içimizi yaptık. Bir 10-15 dakika dinlensin. Sarmaya hazırdır. Sizlere iç yapımını gösterdim. Sarmayı bilmiyorum. Çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Şimdi şöyle tabağımızı alalım. Böyle dolma içi gördüğünüz gibi bol yağlı olacak. Sarma da dolma da içi yağlı olacak.
Yağsız olursa güzel olmaz. Sarma dolma yediğiniz zaman da pehrizi unutacaksınız. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Sarmamızın güzel olması için tabii ki de yaprağımız da kaliteli, güzel olması lazım. Şöyle ne çok az ne de çok koyuyoruz içine. Orta kararda bir tatlı kaşığı kadar. Yaprak küçük olursa daha az. Şöyle sarmaya başlıyoruz. İki tarafını kapatıyoruz. Şöyle çeviriyoruz içine. İçi dökülmesin diye. Böyle sarıyoruz. Yaprak kaliteli, içi de güzel olursa sarmalarımız güzel olur. Şöyle kapatıyoruz. Şu başlarını da şöyle içe doğru kıvırıp şöyle elimizde de sarabiliriz. Yine aynı şekilde. Şöyle küçüklerini elimizde sararsak daha kolay olur. Evet, yaprak sarmak zor. Besmelemizi çekerekten başlıyoruz. Yemesi güzel ama sarması biraz uğraştırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.